Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte 82'lik kosyenliği bedavaya alacağız. Gerçekten çok muazzam bir şekilde almayı deneyeceğim. Bakalım, umarım başarabilirim. Şu anda 3-2 öndeyim ama çok kanser bir mücadele arkadaşlar. Çok kanser bir maçlar dönüyor. Çıldırıyorsunuz ama taktik çözdüm arkadaşlar. Bunun taktiği hakkında da video gelecek. Mücadelede nasıl daha iyi yerlere gelebilirsiniz, onu da size söyleyeyim. Şimdi taktikleri anlatacağım yani. Bu maçı bir bitirelim, bir kazanayım. Hani bir kendimi kanıtlayayım önce, sonra taktik videosunu atarız. O videoda yarın gelecek. O yüzden o videoyu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Eğer planlarımda bir değişiklik olmazsa o videoyu yarın atacağım. Ama 2-3 gün içinde mutlaka gelecektir. O yüzden kanala abone olup gönderebilirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca de videoya da like atmayı unutmayın. Bu kadar seri bir videoya giriş yaptım ilk defa hayatımda. Normalde bir dakika falan konuşma yapıyordum ama like atın arkadaşlar lütfen. Konuşmayı azaltmam için like'larınızı bekliyorum. Ve arkadaşlar zaten 82 kostiyelliği alabilirsem... çok az kaldı almama ve alabilirsem güzel bir like atacağınızı düşünüyorum. Çünkü çok kanser bir mücadele ve 109 genlik takımı yeniyoruz. Yani gerçekten ilginç bir durum. Bir oynayayım dedim bir kere daha, son 12 enerjim kalmıştı. Bir deneyeyim dedim. Bir baktım abi 2-0 yeniliyorum. Dedim ne oluyor, çok zorlandım. Sonra okuduğum taktikler aklıma geldi. Bir sayfa paylaşmıştı. Yani arkadaşım sayılır. O taktikler aklıma geldi, onları denedim arkadaşlar ve... oluyor. Size de onun videosunu çekeceğim yani. Çok daha farklı oldu ve hani o aklıma geldikten sonra maçı bir anda döndürdüm. Gerçekten ilginç bir durum. Hani 85-90 yen arasındaysanız bunu kesin yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir taktik ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 3-2 kazandım maçı. Hani hile değil, sadece taktik, oynayış taktiği bir tarz. Onu da söyleyeyim dedim sizlere arkadaşlar. Şimdi bunu yendik arkadaşlar. Bu maç 109 genli takıma karşı 87 gen takımla 109 geni yendik. Ve arkadaşlar şimdi 82 Kostiyelni'yi alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 XP ve 75 Kolasinac geldi. Güzel bir oyuncu da geldi. Ve arkadaşlar artık Kostiyelni'yi almaya hak kazandık. Gördüğünüz gibi bu adamı da alabilirim büyük ihtimal. Bu adama ihtiyacım yok ama buralarda oyuncular var. Zaha ve Walker. Walker çok işime yarar. Walker'ı almak için gerekenler bir dakika, Walker'ı da çok zor değilmiş ha. Arkadaşlar Walker çok kolay. Ben bu videoda aynı zamanda Walker'ı da alabilirim aslında. Bir sonraki videoda da Walker'ı alabiliriz. Walker daha kolaymış hatta. Kostiyelni zaten reytingi daha yüksek değil mi? Mantıklı. Aynen. Daha yüksek olması mantıklı. Arkadaşlar like atmayı unutmuyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şu anda like atıp güzel bir yorum yaparsanız bir sonraki videoda yorumlarınız çıkma şansını yakalarsınız. Bu videoda da şu anda ekranda iki tane muazzam ötesi çok güzel yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun da şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o arkadaşlarımız gibi güzel yorumlar yapabilirsiniz. İkiye katlandı şansınız çünkü artık iki yorum var. Artık dediğim zaten bayağıdır iki yorum var ama neyse arkadaşlar, yani iki çarpı şansınız var. Lütfen videoyu beğenip yorum yapın ki şansınızı yükseltin ve şansınızı yükseltin. Yani dediğim gibi bu video 2500 beğeni bekliyorum. Ve 82'lik stoper Kostiyelni'yi alıyoruz arkadaşlar. Taktikler için de güzel bir like sesi bekliyorum. Çünkü mücadeleyi beğeniyorsanız zaten like atarsınız. Haydi bakalım. Geliyor ve Kostiyelni. Efsane geldi. 82'lik stoper çok güzel oldu. Açık arttırmaya tabii kapalı olsun. Zaten kullanacağım. O yüzden bir sıkıntı yok bizim için. İlk olarak bir normal kadromun halini göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kadrom bu şekilde. Sağ kanatımı değiştirmek istiyorum. Keşke o mücadelede bir sağ kanat olsaydı. Bu arada sağ kanat olan bir mücadeleyi de tamamlamayı deneyeceğim. Onu da sizlere söyleyeyim yani. Şimdi buradan değiştire geldiğimiz zaman Maximo için asıl genini çok merak ediyorum. Bir dakika. Asıl geni şu anda 80. Kadrodaki geni 80. O yüzden zaten bunu kadroya koyduğumuz an onun üstüne çıkacak. Bir de bunu çalıştıracağım. Hatta belki Maximo için bile koyabilirim bunu çalıştırmak için. Bir gen arttırmak istiyorum çünkü, ama çok zor abi bir gen arttırmak. Bakalım. Bir gen... anca attı. Yani gerçekten çok zor arkadaşlar. Elit oyuncular falan koymamız gerekiyor. Ben Maximovic'i satarım arkadaşlar. Hiç de yükseltmeyelim. Maximovic'i satarız. Diğerlerini de kullanırız. Bunlar şimdilik kalsın. Ben zaten daha antrenman XP'si biriktirmeye çalışacağım. Yani X yapalım, direkt silinsin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 86 genlik muazzam bir kostiyelnimiz oldu. Ancak maalesef takımım hala 88 gen olmadı. Takımımın 88 gen olmasını neye bağlıyorum? Ne için bekliyorum? Neredeydi abi onlar? Bir dakika. Aklıma gelsin. Kupalarda... şu anda benim 300 XP'ye ihtiyacım var. Kupa ustaları var burada gördüğünüz gibi. Bu kupa ustalarında Areola'ya son bir level kaldı. Onu yaptığımız zaman olacak. Burada bir de etkinlikler var. Bunlar neymiş? Ben bunu ilk defa gördüm. Boş bir yer. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim şu an 300 XP'ye ihtiyacım var. 300 XP için 191.000 coin harcarsam 300 XP'yi çok rahat tamamlayabilirim. Bu arada buradan kaç veriyor? 100
125. Oo, güzel XP veriyor arkadaşlar burası da. Az değil yani. Az değil ama şu anda tamamlamayacağım arkadaşlar. Şu anda karşı atak maçlarına gireceğim. Birazcık karşı atak kasalım sizlerle birlikte. Kossialni'yi de aynı zamanda test etmiş oluruz. Hatta mücadele oynayabilirdik ya. Karşı ataktan ziyade mücadele de oynayabilirdik. Karşı ataktan sonra bir maçta mücadele oynarız. Tamamlamak istediğimiz bir oyuncuya da bakalım ayrıyetten. Güzel bir kadrom olduğunu düşünüyorum. Rakibin kadrosu da güzel geldi. Bilemiyorum. Bu aralar karşı atak oynamadım. Yani bugün hiç oynamadım. Elim karşı atağa alışık değildir belki ama hani yenebiliriz yani. Yenemeyeceğimiz bir rakip yok. Ayrıyetten Zora da çok alıştım. Şu anda bunları geçmek çok zevkli geliyor. Derken geçemedim. Neyse. Bonucci bu arada 91 gen yani. Bonucci de zor adam. Abi ama o değil de kalecinin refleksi 122 yani. Gol atmak imkansız gibi bir şey. 122 refleks nedir? Ali çok rahat bir gol diyecektim de. Kötü vurdum. Niye öyle vurdum? Ali hadi. Ya abi pardon. Çok pardon. Çok pardon. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ronaldo. Lewandowski. Lewandowski süper hareket. Lewandowski kötü bir şut abi. Çok kötü oynuyorum. Ben bu oyunda nasıl 109 gen takımı yendim? Ali. 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 Ali vurdu, gol oldu. 2-2 ama rakip müthiş fırsatta büyük bir ihtimal atacaktır. Ama Kostiyanli'miz bakalım tutacak mı diyecektik. Tutamadı. Ali. Vuramadı. 3-2. Ali. Ali. Deli Ali. Deli Ali. Deli Ali. Ve gol geldi. 3-3 oldu. Rakip top kaybı yaptığı an biz de müthiş fırsat aldık. Gerçekten maçın dönmesi adına çok muazzam bir şey oldu. Ve maç döndü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bir müthiş fırsat daha ardından geldiği zaman zaten maç artık bizimdir diyebiliriz. Bu arada direkten döndü. Birazcık korkmadım değil. Tamam, bunu da atarsak maçı kazandık. Atamazsak da ya berabere ya da kazandık. Ama atamadım. Berabere bitecek. Berabere bitecek. Ya da dur lan. Vuramadım ama zaten rakibinde büyük bir ihtimal bitti. 5-5 olabilir ama olmaz diye tahmin ediyorum. 5-4 biter diye tahmin ediyorum ancak. Evet, 5-4 bitti. Çok güzel. Rakip temel fırsatını kaçırmış. Biz atmışız. Bu arada biz çok fazla iyi fırsat kaçırmışız. Bilmiyorum abi, ben çok fazla kaçırmışım. Niye öyle kaçırmışım bilmiyorum. 5 dünya klasmanı puanı falan da aldık. Şimdi arkadaşlar mücadelelere geliyorum ve tamamlamak istediğim bir oyuncudan plan tamamlayacağım. Herkes Ramos'la Pogba'yı tamamlıyor. Çok tamamlayan var. O yüzden bir bakacağım tamamlamak istediğim bir tane adama. Bu kaleci istemiyorum. Umtiti'yi de istemiyorum. Şu an lazım değil. Laporte'u da istemiyorum. Heh. Vela. Çok lazım. Çok kolay mı acaba? Bilmiyorum. Nereden başlarız? Buradan başlarız. Barcelona'ya. Oha. Bu ne? Bu zormuş. 114 gen falan abi bunlar. Ama hallederiz ya. Ben 109 gen yendim. 120 gen yener miyim bilemiyorum. Ama Vela çok lazım olan birisi bana. O yüzden ama Vela için arkadaşlar galiba sadece şu iki maçı kazansak oluyor mu? Yok. Herhalde buradan da devam etmemiz lazım. Ama Vela gerçekten ihtiyacım var Vela'ya. Vela'yı tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden bir dördüncü kısmı tamamlamaya hafiften başlayalım. Ayrıyeten bu bize ne veriyor? Points mi? Coins mi? Coins veriyormuş ya. Aa, 350 points veriyor. Bir dakika. O zaman şuradan hemen 350 points'imizi almak için ilk maçımıza girelim diyecektim. Enerjimiz yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enerjisiz kalmışız. O yüzden bir tane daha karşı atağa gelelim. Ama ben İspanya'dan o Vela'yı tamamlayıp kadroma koymak istiyorum. Hiç düşünememiştim bunları ve 350 de FIFA points eklenecek takıma gayet güzel olacak. Yani Vela benim çok işime yarar. Sağ kanat çok lazım çünkü. Haydi bakalım bir maça daha giriyoruz. Bakalım neler olacak. Şu Barrow'u ve Caballero'yu değiştirmek istiyorum artık. Onlar değişsin. Baksana adamın kalecisine. Sağ kanatına. Bak, adamın kalecisiyle sağ kanatı iyi. Benim de kalecimle sağ kanatım kötü. Öyle bir durum var. Bakalım neler olacak abi. Adamın atak attı bu arada. Harika. Lewandowski ile şöyle bir uzaktan vurdum. Kalenin en köşesine gidiyor ama tabii ki gittiği hızın yavaşlığından dolayı gol olması imkansız sayılabilirdi. Bu arada adam girdiği gibi çıkmış olabilir ya da benim internetimde veya rakibin internetinde sorun olabilir. Ancak Lewandowski tertemiz bir gol attı. Rakip oynamıyor gibi geldi bana ama bilemiyorum. Hop. Abi köşeye vursana ya. Ben çok yaptım ama çok köşeye vuramadı. Ali. 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 Kaleci Ariola'ya resmen antrenman şutu çekti. Barrow. Ali. Ali Gollazo. Bu arada abi rakibin oynamaması benim moralimi bozdu ama atabildiğimiz kadar atalım bari diyeceğim. Çok kötü oynadım. 2-0 oldu. Lewandowski. Lewandowski aşağı inerken bir vuruş. Abi ben bunu 119 gen takıma karşı böyle gol atıyorum. Bunu atamadım.
Neyse, Lewandowski. Bu arada bir golüm de kornerden gelmişti demin. Mücadeledeki golüm. İlginçti, güzeldi. Fazio. Lewandowski'nin pası da niye 72 abi? Birazcık yüksek olsaymış daha iyi olabilirmiş. Lewandowski kaleci yine kurtardı abi. Yok artık ya. Ali. 4-0 be. Muazzam. Rakibin bağlantısının koptuğunu biliyordum. Videonun başında söyledim. Benim internetimde sorun olmayacağını da düşünüyordum ama arkadaşlar değişik olduğu için hiç belli olmuyor. Barov. Barov. 5-0. Evet arkadaşlar, şu anda videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine giderek harika iki videodan birisine gidebilirsiniz. Lütfen arkadaşlar o videolardan birisine gidin yani. Ve gülersen paket açarsın challenge efsaneydi. Çok eğlendim. Siz de o videoya gidin. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Ve bye bye.